Oh, ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan! Sana diyorum lan, ne oluyor lan? Uyuyam. Uyuyormuş. Sen buna uyumak mı diyorsun lan? Gök gürlüyor sandım. Bir şimşek çakmadığın açık lan. Sana diyorum lan. Balkanlardan gelen öküz dalgası. Aynı anda hem öküz sesi hem de tren sesi nasıl çıkarabiliyorsun lan? La ben şimdi nasıl uyuyacağım la, uykum kaçtı. Madem benim uykumu kaçırdım, kalk bakalım bana olan karılık görevini yerine götür. Seni hangi pozisyonda döveceğimi bir göster. Ya sana diyorum kız. Hayır böyle de dövebilirim, ben mezarım kalmıyor. Senin de hissetmen lazım. Kızım, ben senin rüyalarına giren ak sakallı dedeyim. Bu yanında yatan mandakasa yerine azgın bir nehir yatağında yatsan daha iyiydi ama neyse, yapacak bir şey yok. Ya bu diyardan gideceksin ya bu deliği gideceksin. Şimdi dikkat et. Sana bazı rakamlar vereceğim. Bunları iyi aklında tut. Eğer bu rakamları yerinde ve zamanında kullanırsan belki bu deveye tekmeyi basabilirsin. Dinle. Geliyorum. 3. 3 mü? Ne üçü lan? 6. Şimdi de 6 dedi. Aaa! 6 tane mi vurmam istiyor? 8. Karar ver kız. 6 mı 8 mi? Ama merak etme. 6 yumruk vuran 8 yumruk da vurar. 14. De 14 değil. Ben şuna bir karar verin. Düz hesap yapsak. 17. 6, 8, 14. Dur lan şunları bir yere yazayım. 3, 6, 8, 14, 17. Unutma. Şimdi de bir çıktı. Kendi kendine sayıklayalım. Bağılmış. Bağılmış kalk kız. 3, 6, 8, 14, 17 ve 1. Unutma. Gule. Be, mis gibi koktu. Kolay gelsin komşu. Antrikot mu bunlar? Komşu, o besinli kara Murat. Antrikot mu bunlar? He? Lan git. Git, bir daha gelme buraya. Yürü, ayaklarını kırarım seni. Yazıklar olsun. İnsanlık ölmüş arkadaş. Herif taşıyla kovaladı beni. Vicdansız, duyarsız olmuş herkes. Eskiden olsa bir kalem pizzol atarlardı. Şimdi nerede?
daha kalkılmış. Mangal yak la. Daha kalkılmış. Et götürdün mü la et? Bir bak boğun akşam cızbız yapacağım. Eğer et götürmediysen seni cızbız yapacağım. Oh ne eti. Kendi bile gelmemiş daha. Al işte. Bu da yeni dünya düzeni. Erkeğinden sonra eve gelen karı. Kalkın biraz sonra nasıl olsa gelecek. İşte ben de o zaman günün tadını çıkartacağım. Bir zolalarına iki yumruk. Güfteğine iki tane dökme. Şimdi şöyle. Bugünkü altını ganyandı. Birinci ayak 3, ikinci ayak 6, üçüncü ayak 8, dördüncü ayak 14, beşinci ayak 17 ve son ayak bir sıralamasıyla bilen bir yarışsever 870 milyar 452 milyon 750 bin lira ikramiye kazandı. Daha ilk ayaktan yattık. Kalkılmış günün yorgunluğuna ilave eden günün sinirini de senden çıkaracağız. Yiyeceğin dayak iki katına çıktı. Din akşam kalkmışız sayıkladığı numaralar. 3, 6, 8, 10. 3. ayak 8. 4. ayak 14. 14. 5. ayak 17. 17. Ve son ayak bir sıralamasıyla bilen bir şanslı yarışsever 870 milyar 452 milyon 750 bin lira ikramiye kazandı. Ana! Ana! Lan altını tuttu lan! Lan! Kalkılmış hazretleri! Kalkılmış! Kalkılmış hazretleri! Bana bak! Zaten yorgunum, hiç ilişme bana ha. Kafana bir tane vururum, tepe sersem olursun ha. Sen zaten beni tepe sersem ettin prensesim. Dur sana bir sarılayım. Prenses ağzından çıkanı kulağın duysun ben. Herhalde yeni bir yöntem bu. Gemiklerimi böyle vurarak değil, kırarak, sıkarak kırmayı düşünüyorum. Yok, o nasıl söz hayatım? Bundan sonra senin gemiklerin benim gemiklerim. Senin burnun, senin kulakların, senin çenen, senin karnın. Hepsi benim teminatım altında. Bundan sonra sana böyle eski antika bir piyanoya dokunu gibi dokunacağım. Lan sanki sen ciddisin ha. Ya çok ciddiyim kız. Gel şöyle otur bakayım. Bakılmışsın prensesim benim. Ulan hiç olmazsa beni bir cimdikle be. Belki rüya kuruyorum ha. Bu nasıl söz kız? İnsan prensesine, karısına öyle cimdik mümdik atar mı? Öyle adamla ancak öte dünyada cehennemde yanmaya layıktır. Sen neler söylüyorsun be? Üçümüş. Senin hayatında başka biri var galiba. Nerede? Yok adı demiyorum. Hayatında yani başka bir kadın var. O yüzden bana değerli bir davranıyor. Kız kalkılmış. Hayatında başka biri olaydı ne yapardın biliyor musun? Ne yapardım? Seni ortadan ikiye bölerdim. Ne? Ya böylece öte yankı kalktı, senin öte yankı parçan olurdu. Ay, valla çok feda oldum. Nefis alamıyorum be. Ay, çok heyecanlandım. Rüyada gibiyim adeta. Ya, beni sen açtın belki de kız kalkılmış kabak gibi. Gerçi senin hayatında başka bir kadın olsaydı benim için her şey fark etmezdi ya. Nasıl? Yani diyorum hayatında başka bir kadın olsaydı bana şimdi böyle iyi davranırdın. Bırak şimdi bunları düşünme. Bak sen şöyle uzan bakayım. Uzan hele uzan. Ayaklarını da uzan. Benim de şöyle. Ben şimdi gideyim akşam yemeğini hazırlayayım. Sen hiç rahatını bozma. Ben birer kadehte bir şey içeriz kız karşılıklı. Ben hazırlayayım iyi de. Yok yok sen rahatını bozma. Hem boğun akşam erken yatalım. Ha erken yatalım. Ne? Ya arkadaş ne kadar zormuş böyle bir adam oynamak. Kendi kendime işkence ediyorum vallahi. Bu ucada şundan 6 tane rakam alsam da bitse şu iş. Lan ben şimdi ne hazırlayacağım ha?
ütmüş ya. Lan ütmüş be. Bu eski ütmüş var ya. Çok ayıdı bir ütmüş. Ya vallahi ayının öde gideriyim. Ayı gitti, panda geldi. Hadi pandanın şerefi ne? Senin uykun gelmedi mi kakılmış? Gelmedi. Vallahi bu mutlu dakikalar sonsuza kadar hep böyle sürsün geçsin isteyem. Yok devenin nalı. Yani uyumam lazım. Şeker bari. Öcük daha ayran. Koy da içelim bari. Valla sen bir rakı bir ayran. Yavaş yavaş uykum gelmeye başladı. Benim hesaplarıma göre 2,5 saat önce uyumam lazımdı. Yani uyuman lazım, çok çalışıyorum, dinlenmek lazım. Şeker bari. La ötümüş. Hadi dans edek be. Ne? Hadi şerit kelebeklerdi bu uçur be. Ya Allah'ım nedir bu benim başıma geldi yeterdi. Dene dene. Benleri var yüzünde yüzünde. Can alıcı. Bakışları gözünde, gözünde. Şeker pare, bal akıyor dudaktan, dudaktan. Bu dünyada yerden tatlı. La itimiş. Ne diyorum biliyor musun? Evimize böyle bir sürü rengarenk mumlar alsak diye. Sen iste, almayan nametti. Akşam yemeklerini mum ışığında yesek diye. Yiyelim lan. İstersen salonun bir köşesine de şömine yaptıralım. Say mı diyorsun? Vallahi çok güzel o be. O ne de eski itilmişin postunu yüzüp yayarız. Yayarız valla. Hadi şimdi yatalım. Hadi lan. Tamam. Sen bilirsin. Ben de üstüme hafif bir şeyler giyeyim bari. Yok. İlk gece bu kadar ileri gitmeyelim. Sadece uyuyalım. Sen biliyorsun, bana bu kadarı da yeter. Birbirimizi tanıyalım, biraz flört edelim ya. Oğlum benim centilmem, ayım benim, bana bu kadarı da yeter. Sen yıllardır neredeydin be? Hadi uyumaya bekliyorum. Hadi. Lan ne oluyor bana lan, kişiliğimi kaybediyorsun lan. Öcük daha sabredin demiş, yine ayı olacağım. Hemen uyumasak diyor ondan ötümüş. Sohbet etsek ya. Olmaz, minyon kuşum. Bak, senin yatıp sabahın erkenden kalkıp işe gitmeyi lazım. İstersen ben sana bir masal anlatayım. Hadi anlat. Evet zaman içinde 5-6 tane kadar dana varmış. Hı. Bu danalar bir gün toplaşmışlar bir bostanın etrafında. Hı. Aralarından bir tanesi demiş ki. Allah'ım. Neyse. Hadi lan. Şu numaraları sayıklamaya başlayın. Gözünü seveyim. Hadi lan kalkın. Be. Ana! Ana! Hadi. Dokuz. 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 On bir. On bir. On bir. On bir. On bir. Efendim dede. Dedesin lan dede çıkla darıdan lafa tutma lan dede. 16. 16. On sekiz. On sekiz. Anam. On sekiz. Ben kararımı verdim dede. Ne karar? Deveyi kudacın.
kızım. Ya, haydi hayırlısı, kafayı yaktım. Ben sana kafayı yaktım. Akılmış! Akılmış! Ulan bu canavar ruhlu pandamın sesi. Ulan kalkılmış. Medyum numaraların hiçbir tutmadı la. İlk ayakta yattı la bizim kanyan. Ne kanyanın, ne ayakı gibisin, ne diyorsun sen? Dün gece Hülya'da medyum numaralar la. Bu şerefsiz dedeyle bir olup beni kandırdınız lan. Dede mi? Ah sakallı dedik. Sen nereden tanıyorsun onu be? O balı şimdi sana yedirmez miyim la ben? Bir tanesi bile tutmadı lan numaraların. Ne? Bütün hepsi on numaralar için miydi? Ayım onu da nasıl da gizledim ben de. Hepsine inandım. Gururumdan fedakarlık yapıp bir sürü de şebeklik yaptım lan senin için. Emme eskildirmiş kendini. Ya vurma, ya vurma imdat. İmdat lan vurmasına yeminli. Ya vurma imdat. Abi topu atsana abi. Abi topu atsana. Sizinden. Sen ne diyorsun sen? Ne vuruyorsun? Yapma kurtarın imdat. İmdat. Lan ne oluyor lan? Vurun lan! Vurun! Gemi atıyor! Vurun! Postunu da yüzün şömine önüne koy cebesini! Vur! Diye sizin aklından ilham vahsız geliyormuş! Vur! Ulan bu numaralar ne böyle be? Ne böyle be? 5, 11, 16, 9... Anne! 18! Bu ne? Anne! Bitirmiş! Ulan bu numaralar o numaralardı be! Aksakallı dedenin verdiği numaralardı! Rüyam yine gerçek oldu! Bitirmiş duydun mu lan? Rüyam yine çıkmış! Bakalım. Akşam yediğim dayaktan sonra sol gözüm morarmış. Vay be! Vallahi bildi bir güç ayol. Ulan bir andaki de talihe bak be. Elalimin karıları öyle saçını, kaşını, gözünü yaptırırken kocalarına. Kocacığım bir andaki de şimdi fark edebilebildin mi derler. Ben de bir tarafım morarınca diyebilebiliyor. Öyle deme kız kalkılmış. Bak morluk sana yakışmış. Tam böyle milenyum makyajı olmuş. Hey hikmetinden sual olunmayan Rabbim. Şuraya bak. Resmen mucize yaratmışsın. Ayı konuşuyor. Konuşmakla kalmayıp bir de espri yapıyor. Hey münafıklar. Şu mucizeyi korun da ibret olun. İmana gelin. Beni bak bakılmış. Ne diyorsun biliyor musun? Ya bu milenyum makyajın öcük eksik olmuş be. Gel şu öte yakın gözünü de bir tamamlayalım. Allah gel dur yok, sen be. Gel buraya ulan gel. Güzellik bak, olman ayı burası. Eksik kalmış işi hiç sevmem biliyor musun? Ulan burası da Allah belanı versin. Ulan bir günde kayboldum etmeden çıktığımı hatırladın lan. Ulan belanı versin senin milenyum ayısı. Allah cezamı versin inşallah. Gel ya buraya kalkılmış. Ayşem seni masaya gömeceğim bir daha ömür boyu çıkmayacağım. Dur ya kız, öyle durma be, kendini bir çay koy kayfa altıya otur ver be. Sağ ol, ben o işi zamanla yaptım. Hiç olmazsa senin peynir ekmek yiyemez. Yok sağ ol. Yattığım için ye bir tane be. Ye. Oh, Alplerden gelen zellet. Tövbe, sokakta kahvaltı edilir mi kız, delirdin mi sen? Ama ne edelim? Elin kocaları kayfa altında alışkanlık niyetine öyle gazete niye okurlar? Hı. Benim herif de alışkanlık niyetine, gazete niyetine benim canımı okuyor. Kupon niyetine kulaklarımı kesmeden kaçıp kurtulayım dedim. Anam, Hakan Ural'dan dayak yediği için bir Sibel Can'a bir de sana çok acıyorum. Şuna bak yemeğini sokakta yiyorsun kız. Tamam boş ver be, böylesi daha güzel. Ne yiyor? Açık havada öyle zenginler gibi.
Hayatım, ha, şuradan buzluğu verir misin? Nereden? Şöyle havyarların yanında. Ha. Allah cezanı versin. Hadi ben buradan gidiyorum. Yarın yine açık kapıya brunch'a bekliyor. Ana brunch mı yiyeceğiz? Bok yiyesin, bir bok da bilmiyorum manyak. Hadi hoşça kal. İyi günler hanımım, beni temizlik şirketinden gönderdiler, adım kalmış. Senin gözün mü ararmış, ne oldu senin gözüne? Aman dur, panik yapmayın. Ben hep deliyimdir. Yani gözümün biri hep bir başka bir renktedir. Çünkü ben van temizlikçisiyim. Yani van kedisi gibi. Yok canım, kocam yaptı. Nedir, bir daha nedir? Hiç böyle esprili temizlikçi de görmedim. Hadi gir içeri, van temizlikçisi. Komik hizmetçi, gir. Espriden anlamayan kader bir gün gülmedi. Anne, kader mi gülüyor yoksa mı lan? Yok canım, değildir. Değilmiş. Delirdi mi lan bu karım? Beni çaylarım tozunu aldım da şimdi nereye şey yaptım? Bırak sonra yaparsın gelin kusunu işte. Niye öyle diyorsun? Ben hiç sevmeyim seyrediyor musun? Yok yok. Talip kapıyı çalınca diye bir program. Yarışma programı bu. Baksana koskoca adamların düştüğünü. Ha şuna bak Allah aşkına. Ha bu geldi. Şu adamların yaptıklarına bak koca koca adamlar be. Beni verip hayatta böyle şeyler yapmaz. Yok canım, 10 milyarı duyunca bak nasıl yapar 10 milyar. Ne diyorsun ya kız? Yani hanımım 10 milyar. Yani bu adam bu yarışmayı kazanırsa 10 milyarın sahibi mi olacak? Bir baksana, hak etmedim. Yaptıklarına bak Allah aşkına. Hak ettim he. Benim domestikayı 10 milyarı 10 milyar da aklatar be. İstiyorsanız telefon numaramızı arayın. Telefon numaramız 0212-922-22-22 Allah'ım inşallah Talih kapıyı çalınca benim de kapımı çalar. Şöyle pencereyi iki tık atsa gene yeter benim için be. Anne telefon çalıyor. Alo, iyi günler. Ben yarışma programı için aramıştım. Adım Kahılmış. Evet, tabi beyim lan katılacağız programa. Seyremizde ayıp. Beyim profesyonel bir yarışmacıdır. O yüzden de sizden bir ricamız var. Yani bu yarışma çok zor bir yarışma olsun diyorum. Zor bir şeyler getirin. Öyle zor bir şeyler olsun ki işkence gibi olsun yani adeta. Evet. Aynen öyle. Çok zor olsun ama. Tamam. Efendim? Bu akşam mı geleceksiniz? Anne! Yaşasın! Tamam. Teşekkür ederim. Adresi veriyorum. Burada Özhan Bey'e Karataş'ı gideyim mi? Size şu tek olur ben. Alper'imi de yazayım ben. Akşam-ı şerifleriniz hayırlı olsun itirmiş efendim. Lan Kahılmış, bunca yıllık profesyonel dayak atma seni etim var. Senin gibi böyle gül oynaya, dayak yemeye gelenini ilk defa görüyorum. Ulan ağlayarak da gelsem, gülerek de gelsem nasıl olsa dayak yemeyeceğim mi? Sonuç etme aynı. Hiç olmazsa gülerek geliyorum. Hatta bir de tepe takla atayım. İşte. Lan yoksa sen dışarıda başka birisinden mi dayak yiyorsun lan Kahılmış? Aldatıyor mu lan beni? Ben senden başkasına geldim, dövdür müyüm be? Lan ne bileyim ben seni diyorken beyin fonksiyonlarına zarar vermemeye çalışıyorsun ama zarar görmüşler neredeyse bir de paran da atsaydın bana. Bak iyi atın lan bu ne? Hemen atıvereyim. Nasıl? Bir de burgu ister misin? Lan seni
şimdi böyle deli halinle diyeceğim için içim sızlıyor, hemen kalkılmış. Ne diyeceğim? Benim de elim kaşınıyor. Erkeklik hali, ne yapalım? Bu da kim lan? He? Bizim de bir özel hayatımız var değil mi bu sette? Hani Tarih kapıyı çalın çalın çalışıp çalışırdan tanıdım. Bakayım. Anne! Televizyoncular gelmiş. Hoş geldiniz sayın Meryem Yasuplarım. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Siz objektif programından geliyorsunuz galiba. Yok ben karımı istiyorum, ben yalan söylemişler. Hatta ben kadın hakları çok Yılmaz savunucusuydu. Kadir Çelik'i de çok iyi tanırım arkadaşım. Siz bizi yanlış anladınız beyefendi. Biz Tarih Kapıyı Çalınca adlı programdan geliyoruz. Yarışma için yani. Öyle desene, ben de bir şey sandım. Pek ilginizi çekmedi galiba. Çekti canım. Çekmez olur mu? Sen bir anlat. Ya canım, ilgimizi çekmedi. Onu çekti peki. Yarışmayı kazanana ne veriyordunuz? 10 milyar. Yazı ile 10 milyar. Ha, kocamın dediği gibi pek ilgimizi çekmedi hakikaten ya. Neden çekmedi? Çekmez olur mu canım? Çekti, ilgimizi çok çekti. Çekti. Ne veriyordunuz? Nasıl yapacağız? Şimdi efendim, şu tutar mısınız hanımefendi? Tutayım. Efendim, önce eşlerden birinin gözünü bağlıyoruz. Diğer eşte onun üstüne çıkarak ve şöyle gördüğünüz ucunda armut sallandırılan çubuğu önünde tutarak ona armudu yedirmeye çalışıyor. Eğer alttaki eş armudu yemeyi becerebilirse 10 milyar sizin. Oldu bu iş be, kabul ediyorsun. Madem kocam kabul ediyor, ben de kabul ediyorum. Aferin kız, kalkınmış. Biz yarın gelip kontrol ediyoruz. Eğer hazırsanız haftaya stüdyoda yarışıyorsunuz, okey mi? Okey. Kameraya! Çok iyi! Evet, size iyi çalışmalar! Görüşmek üzere! Hadi! Hey! Görüşürüz yarın, iyi çalışmalar! Bay bay! Bu meyve bana birini hatırlatıyor ama! Şimdicik artamadım. Hakikaten becerebilecek miyiz den ötürmüş? Manyak söylediği şeye bak. Neye beceremeyelim lan? Biz neleri becerdik seninle? Sağ kroşe, sol kroşe, aparkut, kara kucak. Döner tekme, uçan tekme, kafa düz. Hakikaten de epeycine bir şey becermişiz lan. O zaman biraz çalışalım. Ya ne diyorsun? Hadi bakalım lan, çalışalım. Hadi bak. Bir zaman şöyle gözlerini bağlayayım seni. Ne oluyor lan? He? Gözlerini bağlayacağım, sonra sırtına çıkacağım. Yolma, yok öyle. İtilmiş yasalarına aykırı lan senin bu yaptığın. Lan hangi itilmişsin? Sırtına boğuna kadar bir karı çıkmış. Salak, ben senin sırtına çıkacağım. Lan manyak, ben lan söyle. Ben senin ağırlığını nasıl tanıyacağım? Dur dedim lan. Lan manyak, ay benim geçtim. Lan salak. Benim babam. Tamam, kalk, yazıklar olsun salak. Bu kadar dayak attım, hala seni eğdememişsin lan. Azıcık kadar canın var. Tamam bırak, ver şunu be. Geç. Al şunu. He, ben mi çıkacağım? Çık hadi, beri bak. Ağırlığını tam vermeyeceksin, tamam mı kız? Tamam canım, benim etimle budumla be. Bağla. Bağlayayım, dur. 10 milyar de iyi para kız. İyi tabii canım, fena değil yani. Hadi, çık bakayım. Çık. Ağlını tak. Ne kadar da ağır mısın lan sen? Hadi bakalım, talk show boyusu. Armut'u yakalamaya çalış bakalım. Nerede lan bu armut? Kafama vuruyor lan. Lan bulursun. Nerede lan? Sen ayı değil misin? Armut'un da içini ayılar yemez mi? Vejeteryanıyım benim. Nerede lan lan? Bak, düz git şimdi. Ben sana yol göstereyim. Biraz geri çık, geri çık. Oluyor vallahi. Aynen öyle git bakayım. Şimdi tam bir aileye benzedim. Bir fotoğraf makinesi olsa da resim çekilseydik ben. Merhaba, bir daha bana yarışmadan bile söz etme lan kakılmış.
Öyle deme Ütülmüş. 10 milyar az para mıdır be? On milyarın olsa öp 35'lik değil 70'lik rakı içerdim be. Hatta özel sipariş verip 150'lik rakı bile içerdim. Böyle iki galon at yarışı oynamak zorunda kalmazdım. 10 milyarın olunca böyle atlarla samimiyeti kurar. Direkt onların ağzından tüyoyu alırdım be. Ama yine de sen biliyorsun tabi istiyorsan geçmeyelim. Tamam lan kalkmış tamam lan. Tamam devam edelim. Hemen pislik yapmayacağım. Aa, tamam. Yok yapar mıyım be? Ay be şuna aşk olsun he. Öh yine kapat. Tak geliyorum. Dur kalkın bir dakika dur. Şöyle yapı ben. Tamam. Bak şimdi armudu kokusundan yakalamaya çalışmak. Tamam lan. Narkotik ayısı. Ne yapayım? Vallahi bak. Hemencik bunu veriyor ne? Hemencik dikkatimi çekti. Çok zor lan bu yarışma kalkılmış. Neden armut? Lan bak şimdi istersen ben sana birazcık işaret vereyim. Ne işaret? Ben senin soluna vurduğum zaman anla ki armut solda. Sağına vurduğum zaman anla ki armut sağda, solda. Lan sen kafayı mı yedin lan? Salak delirdin mi lan? Niye istersen oynamayalım? Zaten 10 milyar dediğin kudretin. Tamam lan iyi vur tamam hadi. Tamam. Madem sen çok istiyorsun. Ağzıma neye vuruyorsun lan? Ben demin seylemeyi unuttum. Bu düz güt demek. Armut önünde yürüsene armuda doğru. Yürü. Kız neye vuruyorsun kız? Yoksa bayma. Ben gizli doğuyorsun mu beni? Yok vallahi armuda çok ama çok yaklaşmış. Sana soluna gel şimdi bakayım. Neye yaklaşmış? Bu tarafa. Neye yaklaşmış bana? Yok vallahi armuda nasıl yaklaştın sana anlatırım. Dur bir dakika şimdi. Şöyle sağına dön, sağına dön diyorum sana. Şöyle şimdi biraz azıcık git. Dikkatli ol, dikkat et. Ha, sağına dön, sağ yaklaştın. Yürü düz yürü, dön gidiver. Git. Ha, yürü. Ha. Kolay gelsin itilmiş. Yengeyi gezmeye mi çıkardın ha? Yok, bizim her günkü ev halimizdi. Hadi yürü lan, yürü hadi. Alem adamsın be itilmiş. Yürü lan. Niye çıkardın lan beni dışarı? Öldüreyim bile şimdi seni ha? Ana, televizyoncular gelmiş. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor provalar bakalım? Becerebilecek misiniz koçman? Çok zor bir numara vermişsiniz ya. Armudu yiyin derken ağzımı burnumu parçaladım ben. Ama eşiniz bizi aradığında ona bildiğince zor bir numara olsun dedi. Hatta işkence gibi olsun benim kocam işkenceden hoşlanır dedi. Öyle değil mi kakanım? Ben onu şey olsun diye öyle şerttim diye. Lan sen şimdi beni dövme için düzen mi kurdun lan yoksa? Yok lan. Gel lan buraya. Hadi lan. Bak ne getirmiş, 10 milyarı düşürün lan, 10 tane milyar! Sus lan, sen şimdi yiyeceğin 10 milyar tane yumruğu düşürün lan. Bırak lan, 10 milyar az para mıdır be? Alo, reality show burası. Size uygun bir malzeme mi burada? Kaç para veriyorsunuz? Siz vereceğiniz parayı bir düşünün, ben sizi bir tane edeyim. Demek sen bana düzen kurdun he? Ben düzen bozuldum. İtilmiş kudurdum! Yetişiyor bu hazret! Yetişiyor hani! Bırak! Allah cezamı versin! Bırak! Ana! Hem bir yanda bir kapı! İnsan burada kendini kaybeder be! Şuraya bak! Burada da bu katın banyosu var. Şuraya bak. Her taraf uşul uşul. Hele şu kuvvete bak. Sanki yüzme havuzu. Görmemiş gibi konuşma şekerim. Bizim evdeki gömme banyoda en az bunun kadar vardır. Ne diyorsun şekerim? Bizim evde gömme banyo mu var ki? Var tabii. Lakin o kadar derin konmuşlar ki sen göremiyorsun.
Mutfağı da göster. Göster. Diyorum lan manyak şekerim. Burası da mutfak. Yemekleri de sen yapacaksın kakım. Hiç merak etmeyin Tülay'ım. Değil mi mutfak olduktan sonra zabaktan akşama kadar çıkmam içinden. Bir yemeği pişir ötekine başlarım. O kadar abartma şekerim, basbaya bir mutfak işte. Bizimkinden ne farkı var ki? He, benzeri. Lakin şu mermerler, şu fırın, şu buzdolabı bizde ne gezerler şekerim? Olabilir. Ama bak şu kepçe bizimkisinin aynısı. He, aynı, aynı canım. Aynısı. Salonu önceden görmüştüm kakalmış. Evet, ilk gördüğümde de hayran kaldıydım. Aynen bizim kısı gibi değil mi şekerim? Ne diyorsun lan şekerim? Burada istediğiniz gibi at koşturabilirsiniz. At dedik de atlarınız var mı Tülay Hanım? Aa yok, hayır. Bende iki tane var. Sahi mi? Sahi tabii. Birinin adı Troya, öteki Koşan Sucuk. Atıyor be Tülay Hanım, üşüttü inanma. Bu saydıkları altılı ganyan atlarıdır. Oynuyor ama hep kaybediyor. Bir de Karatay var. Kalkılmışın yeğeni, hem o da küçük, koşamıyor. Eviniz gerçekten de çok büyükmüş Tülay Hanım. İnşallah temizliğine tek başıma yetişebilecek. Aa yok yok, göründüğü kadar zor değil. Ben sana yardım ederim ya. Mesela bak şu bardağı, şişelerin tozunu attırırım ben. Ne? Yani tozunu alırım ben onların. Eşyalarınız da pek güzelmiş. İnsan kendini böyle filmlerdeki gibi hissediyor. Şu sehpanın aynısı bizde de var. Lakin şu gelenin aynısı yok maalesef. Ah, hazırlandın mı Şermin? Evet hanımefendi. Ama daha yeni izin kullanmıştım. Olsun olsun, sen git bir hafta daha dinlen. Bari beyefendinin doğum günü partisinden sonra gitseydim. Kalabalık olacak. Kakılmış Hanım da burada yeni. Ha kalsın valla, beraber kutlarız partiyi. Ne diyorsun şekerim? Siz merak etmeyin, ben her işin üstesinden gelirim, alışırım. Tamam, bana bir dakika müsaade. Hadi iyi yolculuklar sana, ben seni haftaya ararım. Tamam. Peki Tülay Hanım, hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Demek parti veriyorsunuz. Parti veriyorum eşimin doğum günü için. Ama sürpriz olacak. Sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın, kendisi bilmiyor. Doğum gününü mü bilmiyor? Hayır canım, parti vereceğimi bilmiyor. Hadi gelin, ben sizi kalacağınız yere götürürüm. Tamam. Ne yalan söyleyeyim. Bayıldım kaldım. Eviniz dolma bahçe sarayı gibi Tülay Hanım. Bizim memlekattaki ev de aynen böyle işte. Bir denize esik. Bizim köyde deniz yok biliyor musun? Bahçeyle bahçıvanımız ilgileniyor. Sen sadece çimleri biçersin. Bir de kuru otları filan temizlersin. Çiçekleri zamanında sulamayı da unutma. Şu yabani otları mı? Yabani ot olur mu? Onlar çok değerli bitkiler. Kökleri ta Avrupa'dan geliyor. Yazık, gurbette sersefil kalmışlar. Kusura bakmayın ama Tülay Hanım, bahçıvanınızda iş yok. Ama siz merak etmeyin, ben burayı iki günde düzeldirin, Allah yorakorum ben. Sen bahçıvanlıktan anlıyor musun? Ne yapacaksın peki? Mesela ne yapacaksın? Evvela bak şu otları olduğu gibi kökünden söker atarız. Bunlar bir işe yaramaz, yinmez etmez. Şuraya marul dikeriz, de şuraya soğan yaparız. Şuraya nane dikeriz, filan falan işte. Bundan sonra zalatanızı bahçeden yersiniz. Roka da dikeriz. Irak ile çok iyi gider bak. Ben yarın buraya iki kamyon gübre getirttirin. Gübre dediysem yani suni gübre değil. Halis muli sığır mis gibi kokar. Aman aman, sen sadece çiçekleri sula yeter. Kollarım uzadı. Sohbetiniz uzayacaksa ben bunları yere bırakayım. Karına biraz yardım etsene itilmiş. Affedersin şekerim. Tamamen size ait. Bilmem ki nasıl sığacağız. Ne diyorsun lan şekerim? Bizim ev bunun yavrusu gibi kalır be. İnşallah rütubet yoktur. Gördüğünüz gibi her şey var burada. Sanırım rahat edersiniz. Yine de İsa'nın kendi evi gibi olmuyor tabii. Sormak istediğiniz bir şey yoksa ben gidiyorum. Siz de yerleşmenize bakın. Merak etmeyin Tülay Hanım. Ben birazdan koşka geliyorum. Akşam eşimin bir iş yemeği var. Ben de zaten dışarı çıkacağım.
Yani yemek pişirmeyeyim mi? İkiniz için pişirebilirsin. Ha, sahi Hayri Bey sabah kahvaltısını tam saat 7'de hazır ister. Merak etmeyin Tülay Hanım. Saat tam 7'de hazırlarım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hemen ne yayılıyorsun lan? Ayıp değil mi? Buraya çalışmaya geldik. Parazit yapma lan inek. Zaten koşku dolaşmaktan canım çıktı. İnek ha? Şimdi inek mi olduk? Tülay Hanım'ın yanında şekerim şekerim deyip duruyordum. Lan kibar insanların yanında gorgulu olmak lazım. Ama sen kibarlıktan ne anasın? Gorgusuz inek. Millet ne güzel evlerde yaşıyor be. Ne olurdu bizim de böyle bir evimiz olaydı. Abartma lan. Alt tarafı b**dan bir koşk işte. Ulan ben koşkudan bahsetmiyorum ayol. Sırf bu müştemilat bile bize yeterdi. Baksana kaloriferler hep de yanıyor. Valla kemiklerimiz ısınacak. Ya ben gidip de zobalı evi tercih ederim. Tabii kemiriyle işiyle seni uğraşmayalım. Ne iyi ettik de böyle bir iş buldum be. Burası cennet değil mi koşa? Lan boşuna şişinme lan. Senin için hava hoş tabii. Ben ne edeceğim ha? Etrafta bir kayfe yok. Meyhane yok, kumarhane yok. Yakında gidebileceğim bir kanyan bayisi bile yok. Ya belki zine başmadı dedim ama o da yok. Ya Tufa'ya geldik be, a**dan yer işte. Tilmiş. Kalk lan. Bahçe kapısı açıldı, biri girdi galiba. Ulan sorumsuz ayım. Kalksın ulan, sen ne biçim bir açıyorsun, kalk. Ne uyandırıyorsun lan beni? Ulan, uyuyamın için ettin yine. Lan kalksın ulan, biri girdi diyorum içeriye, kalk. Girense girsin lan, babamın bahçesi. Belki de beyefendi geldi. Lan beyefendi gelin bir saat oluyor. Kalk diyorum sana, kalk. La kalkacı lan. La hırsız mıdır, uğursuz mudur belli mi? Baka gidiyor. Ne biçim karısın lan? Lan kocam hırsızın uğursuzun üstüne göndermeye çekinmiyor mu? Bırak da rahat rahat yetin şurada be. Şart mı onun yanına gitmek? Deli misin? O benim kocam. Yani en azından şimdilik. Biliyorum. Ama yine de hiç hoşuma gitmiyor. Bak biraz daha sabret. Eğer planımız istediğiniz gibi işlerse yakında hem özgür olacağız hem de çok zengin. Lan ne kadar ağır kanlı adamsın sen be. Daha ilk günden koşku soyduracağız. Sen keyfini bozma. Ben bakarım. İşte bu kadar. En doğrusunu yapıyorum. Kendi işini kendin görmek var. Niye bana muhtaç olacaksın? Ben sana muhtaç oluyor mu? Yani biraz daha sabır, tamam mı? Anne! Kim var orada? Kıkılmış, korkmayın Tülay Hanım. Ay ödümü patlattın kıkılmış. Ne işin var senin bu saatte dışarıda? Hırsız geldi sandım. Sonra da bahçede birileri koklaşıyor sandım. Meğersem sizmişsiniz. Aa, koklaşmak mayol ne saçmalıyorsun? O gördüğün benim abimdi. Abim getirdi beni buraya. He abiniz öyle desenize. He. Yat artık Allah aşkına. Sabah erken kalkacağız. Gideyim. İyi geceler. Sana da. Bir elbisen Türk bir şey var ama anlayamadım ki. Alo.
Hadi ayım. Hadi şekerim kalk. Ben bir efendim kayfaltısını hazırlarken sen de çimlerini iyi biçersin. Hadi kalk. Kalksana ulan, daha ilk günden anlayacaklar ne biçim adam olduğunu be. Rahat bırak lan beni, başlatma şimdi çimenine mimenine. Bütün gece gece bekçiliği yaptım, bir de erken mi kalktın? Yürü git inek, git. Pis mende bu, ne olacak? Çok müdersiniz beyefendi, heyecanın oldu, kusura bakmayın. Yanıyor, üzülme. Okumanız bitti mi? Yenisini getireyim. Yani gazetenin değil de yumurta. Fark etmez, yumurta yemesem de olur. Hele benim bu sakarlığımdan hiç yemeseniz daha iyi olur. Ben bakarım, siz zahmet etmeyin. hoş geldiniz. Ama hemşireniz daha kalkmadı. Ne hemşiresi? Yani kız kardeşiniz. Hani abisi olduğunuz. Sen neden bahsediyorsun? Ben amcamı göreceğim. Amcanız mı? Hangi amcanız? Hayır amcam. Zaten benim başka amcam yok. Hele kız kardeşim hiç yok. Kız kardeşi yoksa Tülay Hanım'ın nasıl abisi olduk günah? Hoş geldin. Gel otur. Kahvaltı ettin mi? Ettim amca. Ama bir çay içebilir miyim? Bir çay içebilir miyim? Tabii içebilirsiniz. Benden izin almanıza gerek yok. Madem Hayri Bey amcanız oluyor. Ben de gidip kafa. Çayınızı getireyim ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Hoş geldin Tuncer. Hoş bulduk yenge. Yenge mi? Çok özür dilerim ben. Hemen yenisini getireyim ben. Kadın biraz saf mı ne? Daha yeni pek alışamadı. Evet evet, ondandır. Ne biçimmiş bu be? Bu onun amcası. Öteki onun kız kardeşi, aynı zamanda yengesi. Abi, yeğen, enişte. Hepsi birbirine karıştı be. Bir de kurumcuyla bacanak olsaydı tam olacaktı. Şirkete birlikte gidersek yolda biraz konuşuruz diye düşündüm amca. İyi düşünmüşsün. Toplantıdan önce başka zamanımız da olmayacak. Sen Tuncer'in arabasıyla gidersen bizim araba da bana kalır. Alışveriş yapmak istiyorum bugün biraz. Güzel. Bu mesele de halloldu. Çay kalsın artık. Geç kaldık. Hoşça kal. Güle güle, akşam geç kalmazsın. Merak etme. Güle güle. Hoşça kal yenge. Buraya zamanında gelin, yoksa bütün plan mahvolur. Sürpriz parti boşa gider. Ben açayım be. Ben açayım. Kolay gelsin. Hemen çalışmaya başlamışsın ha? Takas eklemeden. Kalan bunu ay başında tıkatarlısınız değil mi Petro? Ben Tuncer Bey'le gidiyorum. Sen bugün hanımefendinin evindesin, oldu mu? Baş mübarek. Rahat oğlum, rahat. Ne lan bu sustalı maymun gibi, ne korkuyorsun Petron'dan he? Gördünüz mü? Ne kadar yakıştı. Benimki azıcık küçük geldi. Elbisenin bir suçu yok. Sen ona büyük geliyor. Ne diyorsun lan? Şekerim. Biz dış görünüşü hallettik Tülay Hanım. İnşallah misafirlerinizi akşam iyi ağırlarım. Merak etmeyin, size o kadar iş düşmeyecek. Yemekleri zaten şirket getirecek. Sahi içki almak lazım. İçku benim brancım. Parayı ver, ben alı gelirim. Çok iyi. Ben bir liste yapmıştım zaten. Şoför dışarıda. Arabayla gidip gelin. Madem arabayla gidip geliyorsun, bizim semte doğru gitsem diyorsun. Orada Şahip Bey var, yakınım olur. Öcük de hesaplı verir. Nasıl
nasıl istersen. Hazır gitmişken Garata'yı da getir lan. Şekerim, belki akşam diyen bize yardımın neyin dokunur. Olur değil mi Tülay'ım? Olur tabii, nasıl istersen. Şekerim. Bütün hatları yazarım lan ben bu parayı. Gittim. Şu gazetayı benim emrimdesin. Anlamadım. Anlamadıysan hanımefendiye sor, o sana anlatsın. Ne bakıyorsun oğlum aval aval? Açsana lan şu kapıyı. Bunu değil oğlum, arka kapıyı açacağım. Gidelim George. Sakin ol. Her şey yolunda. Kakılmıştan çekiniyordum. Kocasından daha kurnaz zannediyordum ama bu sabah çok salak bir hali vardı, öyle değil mi? Ay yo. Hiçbir şeyden şüphelendikleri yok. İtilmişe yazdırdığım tehdit mektubu da elimde. Bizim moruk beni kurtarmak için istediğiniz parayı düşünmeden verecektir. Kabak da ikisinin başına patlayacak. Hayır. Kabak tatlısı filan getirmene gerek yok hayatım. Kocanı al gel yeter. Akşama mutlaka görüşelim. Bay bay. Ne oldu kakılmış? Büfedeki bardakların her bir şeyin tozunu aldım parlattım. Başka bir şey var mıydı Tülay Hanım? Bilmem. Biraz dinlen istersen. Olur. Hepimizi çok hareketli bir gece bekliyor. Tamam. İki laf et ya, neye susup duruyorsun? Bir fıkra anlat hele. Boş versene. Sesin güzel mi? Bir türkü çal da dinleyelim. Yok ya. Bak, emrime karşı gel diyor, hanımefendiye söyler ne? Bana bak, seni istediğin yere götürüyorum. Bir de seni eğlendirmemi bekleme, tamam mı? İyi. Çıkarım. Bari bir kaset koda neşemizi bulalım. Dangalak. Ne güzel bir hayat benimkisi be. Sanki cennette gibiyim. Rukiye ile Cevriye beni bir görse hasetinden çatlarlar vallahi. Dene dene benler var yüzümde. Canal ucuma kuşlar gözünde. Canal ucuma kuşlar gözünde. Şeker farem balak yiyor dudaktan. Dünyada yerde tatlı var mı ola, var mı ola, var mı ola? Hepinize afiyet olsun. Sağ olun. Geldiğinizde teşekkür ederim. Düşünsenize. Ben doğum günümü hatırlamayacak sanıyordum. O bana sürpriz parti hazırlamış. Ben her zaman sürprizlerle doluyum. Değmez mi? Yağsı bayardı. Bir dakika şekerim. Yağlı bayağı değmez. Hoş geldiniz. Değmez mi? Yağlı bayağı. Değmez mi? Abla kaçır abla. Değmez mi? Yağlı bayağı. Baksana biraz aslanım. Buyur canım, ne istedin? Bırak o bardağı. Benim arabanın yön koltuğunda bir çanta var. Git de getir ver. Baş üstüne. Azci de kendime bir uşak tut. Tüncer Bey yabancımız değildir şekerim. Bizim Tülay hanımefendinin abisi olur. Ya da Hayri Bey'in yeğeni. Üçünden biri yani. Aileden biri desene. Kusura bakma. Ben seni çıkartamadım da. Devam hemen götürür.
Hayam bicesine de, arabasına da, çentesine de. Ha bu ah! Enişteni gördüm karıtayım. Yo, neyse görmedim. Terimini gittim bu adam bir elime. Aç şu tamam. Birazdan sigortayı kapatacağım. Sen de mutfak kapısından sor. Bütün içimlerin tadına bak. Bir yerlerde susup kalmış olmasın? Vallahi olur mu onu deyce? Olur mu be? Niye kocan nerelerde? Bir de tam asıl yolda. Ben şuradaki misafirlerim için. Ne hemen oturayım? Sonra da ikimişe bakarım. Merak etme, hemen gidiyorum. Hadi kızım, iş gel artık. Ha, burada mıydınız? Ben de ikinci baktıydım. Ana, ne oldu be? Elektrik nerede gitti? İmdat! Yemişim! Kurtarın beni! Tülay Hanım ne oldu? İmdat! Ne oldu Tülay Hanım? Beni! Lan nereden kesin bu elektriği? İmdat! Geliyorum, geliyorum! İmdat! Tülay Hanım geliyorum, merak etmeyin, dayanım! Dayanım Tülay Hanım! Neler oluyor böyle? Tülay neredesin? He? Kapılmış, nedir o bıçak? Tülay Hanım nerede? Neyse. Tülay Hanım gitti. Kaçırdılar galiba. Ne diyorsun sen be kadın? Kim kaçırdı? Neyse. Ver şu bıçağı bana. Söyle ne yaptın yengeme? Ben ne yapacağım ki? Kocan nerede? Bilmiyorum. Hemen polis çağırmamız lazım amca. Evet evet. Polis çağırın. Polis mi? Geyce. Ana! Ne diyor? Konuştu mu? Anlayamadım komiserim. Bana bak kardeşim. Avukat istiyor musun ha? Lan ne avukatı be? Bırak yine şalgın. Bana bak bana. Suç ortağın kim? Paraları alıp götürelim adına verdi. Hadi be! Cane kovum diyor. Ah nihayet konuşmaya başladı. Kim götürdü? Kim dedi? Cane kovum diyor. Bütün parayı cane kovum verdim. Kim bu cane kovum? Suç ortağı bir kadınmış. Metresin mi? Metresin. Güldürmeyin beni dallamı geçiyor. Cane kovum at. Ne yaptı be? İngiliz atı. Beşinci ayakta kaybettim. Cane kovum geldi böyle sürpriz yaptı. Paralar aldı. At. Bu adam hasta eder be hasta. Bir insan aynı anda iki yerde bulunabilir mi komiser bey? Neden soruyorsun bunu? Ben sorayım bir söyleyeyim siz. Herhalde bulunamaz. Ben her daim sizin yanınızda değil miydim? Tülay Hanım'ı birlikte kurtarmaya gitmemiş miydik? Tamam tamam senin bu işin içinde doğrudan olmadığını biliyoruz. Fakat çantanın içindeki paraları kim alıp kaçtı? Kocanın suç ortağı kim? Valla şimdi düşüp bayılacak komiserim. Kocamın bir suçu yok ki suç ortağımız. Olay yerinde yakalandı. Üstelik fidye mektubunu da o yazmış. Bakın komiser bey anlatı dilimde tüy bitti. O mektubu Tülay Hanım mülakat yapmıştı işe alırken bizi. Bu sırada yazdırdıydı. O mektup ya bir gün evde geçti ya da Tülay Hanım bir dolaptan çevirdi ya. Saçmalama. Kadın kendi kendini mi kaçırdı yani? Olamaz. Bu zamanda insanların başına her şey geliyor. Sen çok polisi film seyrediyorsun galiba. Bana bak delikanlı, sen de şüphe altındasın. Ama komiserim, benim parayı almış olmama imkan yok ki. Ben o sırada evdeydim. Hem Ceyda da şahit. Ne? Ceyda mı şahit? O da mı evdeydi? Yok neyse olur mu? Biz onunla telefonda konuştuk 2-3 saat kadar. 2-3 saat kadar mı? Ulan iyisi bak.
200 saat telefon parasını sen düşünmüyor musun hiç he? Hem ben sana o fingürden kızdan konuşmayacağım demedim mi? Bunda cezaretane yaptım komiser bey, aklın başına gelsin. Teyzesine karşı çıkmak ne çıkıyorsun? Tamam tamam hadi. Gidebilirsiniz. Yalnız evden ayrılmayın. Bir şey olursa da bana mutlaka bildirin. Hadi ne bekliyorsunuz, gitsenize. Ben kocamı görmek istiyorum komiser. Kocanı şimdi göremezsin. Hadi gidelim Deyce. Gitme Ecun. Kocamı görmeden gitme Ecun. Kocanı ancak avukatı görebilir. Sen benimle mahkep mi geçiyorsun komiser bey? Kocamın avukatı var mıdır görsün? O zaman hemen kocana bir avukat bulun. Yoksa kocan hapiste çürüyecek. Şimdi güleniyor ama yakında suç ortağını adını mutlaka söyleyecektir. Onun kim olduğunu öğrendiğimiz anda da parayı hemen buluruz. Siz bir an evvel o adamı yakalayın komiser bey. Para hiç önemli değil. Yengem kurtuldu ya. Evet. Mühim olan karımın kurtulması. Ya Tülmüş? Tülmüş'ü kim kurtaracak? Ne diyorsun sen? Tülay'ı kaçırdığı yetmiyormuş gibi bir de beni öldürmeye kalkıştı koca. Söyle onlara Tülay Hanım, mektubu anlat. Aa, sen ne saçmalıyorsun? Komiser bey, ütülmüş kimseye kaçırmış olamaz. Bu da öyle şeylere ermez. Bu kadını niye serbest bıraktınız komiser? Bence kocasıyla birlikte planladılar herhalde. Biz hiçbir şey yapmadık. Her şey sen biliyorsun. Anlatsana. Konuşsana da burada kurduk. Dilemişsiniz. Bu şeyleri. Hakikati niye gizliyorum ben? Korkudan belleğini mi yutturdun? Yalan söylediğine göre bu işin içinde bir çapalı alı var. Uçurmuş resmen. Böylelerini tımarhaneye... Bana bak, doğru konuş ağzını çağır. Hem suçlu hem güçlü. Bana bak, hocama bir şey olursa gözlerini uyarım seninle. Hem bu kendini bilmez aslında ne zannediyorsun kendini be? Benim adım Fahımmış, bu da ehliyeti. Bir avukat bulmamız lazım küçük sopa. Sen bütün gece uyumadın teyze. Sen eve gittin lan, ben bir avukat bulurum. Nereden bulacaksın? Sokakta mı satılıyor avukat? Ya ben bulurum teyze, birilerine sorarım. Şahiba Bey giderim. He, olur. Tamam. Ama sakın akşama geç kalma, tamam mı? Tamam teyzem, sen de dinle ha. Tamam, çok yoruldum. Tamam. Kız, kız sen nerelerdesin kız? Meraktan öldük valla. Anam seni haberlerde gördük, haberlerde. Kız aslı var mı bu işlerin kız? Yok be, henüz üttüğünüze inanmıyorum. Komple kurmuşlar bize. Ana kim kurmuş o kompleyi kız? Hadi hadi saklama, kocanla bir olup kaçırdığınız kadın değil mi? Şimdi elimi tersine bir tane çarpacağım gözünün üstüne kurucuna. Kız vallahi meraktan çatlayacağım, anlatsana kız. Ama ayakta duracak halim yok, bir de şimdi size anlatamam hayatım. Bak, be. Parayı nereye sakladınız kız? Kocan da içeride, ooo artık parayı koynundan yersin. Amerika'ya mı kaçacaksınız kız? Kesin be! Şimdi de ikinizden alırım kursumu ya! Ne yani, sen yapmadın mı? He! Ben yaptım! Her bir şeyi ben yaptım! Tülay Hanım'ı ben kaçırdım! 7 kişiyi birden doğradım! Ben psikopatım, ben manyakım ben! Yani ben susurluk çetesindenim! Şimdi de seni boğurum! Ana! Şaka yaptın kız! Şaka yaptın! Ben doğurum, ölüyorum kız! İçinde şu olmuşlar bunlar be. Ya, o adamlar sabahtan beri beni takip ediyordu zaten Deyce. Bunlar garanti kangış diyordur. Belki de eğri milyar bir de sanıyorlar. Hayatımız tehlikede. Ben komiser beyi arıyordum. Komiser bey, ben kakılmış. Bir şey olursa arayın demiştiniz ya, onun için rahatsız ettim. Bizim evin dışında iki tane gangster suratlı herif bizim evi gözetliyor. He, evet evet. Aynen anlattığınız tarife uyuyorlar. He, he.
Anladım komiserim. Anladım. Kusura kalmayayım. Rahatsız ettim. Hoşçakalın. Gece ne oldu? Bu adamlar polismiş. Bizi gözetim altında tutuyorlarmış. Bizim iyiliğimiz için. Ana. Nasıl da yanıldım. Oysa dikkatli bakınca böyle güven verici bir halleri var. İyi avukat bey. Sabahleyin emniyet müdürlüğünde görüşürüz. Hoşçakalın. Ne oldu Deyce? Ne dedi avukat? Hemen kurtaracak mıymış eniştemi? Nerede kurtaracak hemen be? O iş zor. Eniştenin başı büyük belada, büyük. Acaba ne diyordur şimdi benim kader kurbanı ayıcığım? Vaziyetler nasıl? Vaziyetler yenme bizim abi. Biz bu yolları biliriz. Bana her şeyi anlatabilirsin. Ne o oğlum anlatacak? Anlat be abim anlat. Benden laf çıkmaz. Bir civara versin anladım. Tabii abim. Benim dışarıda böyle sağlam bağlantılarım var. Eğer paranı yerine söylersen seni 2 dakikada şak diye kurtarırım buradan. Lan oğlum bende 50 milyar bile yok diyeyim lan. Gel lan. Olsa da senin gibi uyuza kaptım lan. Gel. Karaçı'da. Gel. Gel lan. Gel. Lan çıkarım lan beni buradan. Ben suçsuzum lan. Bu işi enişten yapmadı Karatay'ım. Enişten yapmadı da kim yaptı? Nasıl yaptı? Sen yaptın Lucy. Senin yaptığını biliyorum. Kanıtla o zaman. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Seni güdün şeytan seni. Koruyor mu şu kadını Karatay'ım? Diğerlerinden her şey bekleriz. Sana diyorum lan. Ana. Uyumuş küçük supa. Lan da küçük supam benim. Sen yaptın Lucy. Senin yaptığını biliyorum. Kanıtla o zaman. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Sen yaptın Tülay'ım. Senin yaptığını biliyorum. Kanıtla o zaman. Hiçbir zaman kanıtlayamayacaksın. Kanıtlayacağım. Kocamı kurtaracağım. Bak artık küçük süper. Kalksana diyorum sana. Kalk diyorum. Hadi kalk. Kalk bak. Günaydın. Ben senden bir şey rica edeceğim. Buyur Deyce. Şimdi avukatla itilmişi ziyareti sen gideceksin tamam mı? Sen gelmiyor mu? Benim başka bir işim çoktu. Yalnız peşimde polislerin olmaması gerekiyor. Onlar hala orada mı? Ya o biri orada biri istirahate mi gitti nedir? Şimdi kulağını aç el beni eğitim. Kuş kullanmadı. Tam tersine üstüme titriyor. Uçak kaçta? Tamam. Biletleri almaya birlikte gidelim tamam mı? Hem her şeyi daha ayrıntılı konuşuruz. Öptüm bay bay. Kimdi o güzelim? Güzellik uzmanı. Randevu aldım da. Ay bak çektiğim sıkıntıdan yüzüm ne hale geldi.
Yüzün harika. Yine de biz ilk fırsatta bir seyahate çıkalım. Sinirlerine iyi gelir. Ne güzel, ben de tam bir seyahate çıksak diyordum. Tanımıyorsunuz mu beni Bekçi Bey? Ben bu evde çalışıyordum ya. Biliyorum. Nasıl çalıştığını televizyonda izlemiştik. Bu da şöhretin bedeli herhal. Bak sen iyi bir adama benziyorsun. Bırak da gireyim içeri. Tülay Hanım'la ya da Hayri Bey'le konuşmam gerekiyor. Seni bekliyorlar mı? Yok, ben beklemeyen misafirim. Bak hemen çekip gitmezsen polise haber veririm. Tamam canım, sen dersin ben gitmez miyim? Huyu mu seviyorum? İstemedim yerde, bir dakika durma. Elbet birini girerken ya da çıkarken görecek. Akşama kadar bekleyebilirim. Lütfen bana her şeyi anlatın İkemiş Bey. Anladım da sen bana evvela bir civara ısın. Sigara içmem. Civara içmezmiş. Niye civara içen bir avukat bulmadın lan he? İkemiş Bey, neler olduğunu bana söylemelisiniz. Söylerim. Ne söyleyeceğim? Ben bir şey bilmiyorum ki ne söyleyeyim. Zeyzeğine gelmediler Kutçuk Karabey. Mühim bir işi varmış, ona geç yani işte. Mühim bir işi çıktı elim. Ne işi çıkmış lan? Bana söylemedi enişte. Lan bana bak, aklıma kötü şeyle geliyor. Sakın bu planı planlamasın mı? Sen ne diyorsun enişte? Ne diyeceksin lan? Köşkteki işi bulanı, benim başıma bu işleri saranı. Belki de 50 milyar alıp kaçmış. Bir dakika. Yani şimdi eşinizi mi itham ediyorsun? Yok yok. Neyse böyle şey yapar mı enişte? Bak seni kurtarmak için avukatı tuttu getirdi. Tutmuş besbelli. Lakin tuttuğu avukatı benim gözüm pek tutmadı. Vakit kaybediyoruz. Bana yardımcı olmalısınız Zitirmiş Bey. Bak benden yardım isteye dalmalık. Adam kaçırmak ciddi bir suçtur. Ya ben kimseye kaçırmadım ki. Bunu kanıtlamamız lazım. Yoksa 10 yıl yiyebilirsiniz. 10 yıl mı? Ya sen ne diyorsun avukat bey? Eyvah, 10 yıl da bayağı fazla enişte. Yat bitmez ha. Ya sen kapa çeneni lan, biliyorsun. Beygir yavrum. Sen dışarıda bekler misin delikanlı? En iyisi ben dışarıda bekleyeyim. Enişte, bak ne diyeceğim. Belki iadem beş yıl yatıp çıkarsın ha. Lan sen bir bağırın lan. Tamam. Niye civara içmiyorsun lan sen? Başıma geldi. Lan hadi diyeyim be lan, kaçacak araba be. Gidelim ablam. Be kahvedekilerinde bir tık anlatacağım ama. Kimi takip ediyoruz abla? Ölünün korunu takip edeceğiz lan. Kaçıyor lan. Lan dibidim ben sana. Yattı bırak adam. Gidemeyeceğim ya. Yapacağım. Yo. Lan gidemeyeceğim. Thank you.
Ceza puanına razıyım ama parayı ablam verecek. Ben paraya gelmiyorum. Kuşları kaçırdık, ona yanıyor. Ne kuşu? Hiç. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası kaç paradır? 3.800. 3.800. Sana verecek hiç param kalmadı. Ayıp ettin abla, benden olsun. Ama buraya kadar. Sağ olasın. Biletlerin biri sende kalır, biri bende. Uçağa ayrı ayrı bineriz. Haklısın. Bizi birlikte görmesinler. Kaçamamışlar bir. Allah kahretsin. Vırpayı kaçırdım be. Yardımcı olayım. Oğlum valla. Yardımınızı geldisiyle ihtiyacım var. Sağ olun, çok iyisiniz. Bilet mi istemiştiniz? Sayılır. Nasıl yani? Benim istediğim biletleri siz az önce sattınız. Anlayamadım. Siz de mi Paris'e gitmek istiyorsunuz? He. Oradan da Monte Carlo'ya geçeceğim. Uçak kaçta kalkıyor? Hangisini soruyorsunuz? Az önce beyefendi ile hanımefendinin uçağını soruyorum. Bu gece 22'de. Niçin sordunuz? Hiç bileli aklıma seni sorarım. Ne demişler, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Çok yardımcı oldunuz, sağ olun, versin boku. Alo. Alo, ben kalkılmış. Aldı tutmuş koca, hayır beyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun sen kadın? Eşinizle yeğeniniz Paris'e kaçacaklarmış bu gece. Aptal aptal konuşma, ne Paris'i? Fransa'nın Paris'i. Tüncel Bey'le Tülay Hanım birlikte tezgahlamışlar bu işi. Birlikte Paris'e gideceklermiş, para da onlarda. Kes artık kakılmış. Bir daha ararsan fena olur. Herif inanmadı. Ben ne alt edeceğim şimdi ben? Alo. Kızım ben Hayri. Tuncer Bey'i bağlayıver. Yok mu? Hangi çekleri almış? Hisse senetleri mi? Tamam. Anladım. Ben ilgileneceğim. Nasıl bu isimli birisi yok komiserim? Olması lazım. Ben eminim. Birine kontak tutsak, baktırsak diye. Ana kapattı be. Ne oldu Dece? Paris yolcular listesine bakmışlar. Tuncer Bey'le Tülay Hanım diye biri yokmuş orada. Belki sen yanılıyorsundur Dece. Hadi bir arada. Teyzeler yanılmaz, salak sufa. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Her bir şeyi ben bileceğim, ne yapacağız? Yürü lan gidiyor. Nereye Dece? Gel üstüne bir şeyime. Uçağa kaçıracak, yürü. Siz de zahmet bizi havaalanına kadar atar mısınız? Dalga mı geçiyorsun? Az yere kendine bir taksi tut. Bunu da yapardık da nasıl olsa siz bizim peşimizden gireceksiniz. Boşuna masraf etmeyelim, tek araba gidelim diye. İsraf haramdır ya. Bence doğru söylüyor. Binin bakalım. Gel. Yok, zaten evde yoktu. İş toplantısı varmış. İyi, kayıpların telafisi için çalışması lazım.
Sen git check-in yaptır. Ben arabayı otoparka bırakıp hemen geliyorum. Tamam. Hadi vallahi kendini emniyete tahmin et. Vallahi ya. Allah. Nerede kaldın Tunca? Ne güzel rastlantı böyle. Yolculuk nereye karıcığım? Hayır Kakılmış, yanılan benim. Sen olmasaydın enayi durumuna düşecektim. Karımdan şikayetçiyim memur bey. Yeğenimle birlikte her şeyi o yaptı. Ben size seyirmiştim. Kakılmış asla yanılmaz. Zaten onları bahçede koklaşırken görünce ben çıkartmıştım durumu. Hadi hadi, lütfen bizimle gelin Maya. Ah, İşrak Kakılmış'ı onu yakaladım. Yanım aslanım Kakılmış be. Adamın senin gibi bir karısı olsa vallahi sırt yere gelmez lan. Ya yok canım. Kırıktan mı? Oh. Bak niye ettim ki? Ah tarafı canımı talikliğe atıp seni hapislerde çürümekten kurtardım. Ah. Her kadın yapar bunu. Aslanım mahallenin kahramanı. Aferin sana. Kız Kakılmış. Sen bir tanesin vallaha. Sen gerçekten sana çok şey borçluyum Kakılmış. Doğru söylüyorum, borçlusun. Alan bizi bir kebapçıya götürsün değil mi? Kebapçı mıyım değil, gideriz. Önce çam sakızı çoban armağanı. Al şunu Kakılmış, güle güle harca. Ne o be? Ne güne be? Aa, ne çok sıfır var okuyamıyorum. Ver lan şunu bakayım. Bu ne lan? 5000, yok 50.000, 500.000. Lan bu 500 milyon! Lan bu 500 milyon! Lan bu 500 milyon!